Son dakika haberi 24 saat. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Trump, Çin'in ekonomik saldırganlığına karşı ceza niteliğini taşıyan ticari tedbirleri, Washington saatiyle 12.30'da, TSE 19.30 duyuracak. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji ve ticaret sırlarını çaldığı ve Amerikalı şirketlerin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği, USTR, tarafından Ağustos 2017'de başlattığı soruşturma sonucunda alınacak kararlar çerçevesinde, Çin menşeli yüzlerce ürüne ek gümrük vergileri konulmasının yanı sıra Çinli şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri'deki yatırımlarına bazı kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor. Söz konusu yatırım kısıtlamalarla, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka ve mobil teknoloji alanlarının korunmasının hedeflendiği belirtiliyor. İsmi saklı kalması şartıyla basına bilgi veren yetkililer, Çin'den ithal edilen elektronik cihazlardan ayakkabıya kadar birçok ürünün tabi tutulacağı gümrük tarifelerinin toplam tutarının en az 50 milyar dolara ulaşabileceğini kaydetti. Uluslararası ticaret uzmanları ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerine yönelik tartışmalar henüz dinmeden, Çin'i hedef alan yeni tedbirler açıklamasının ticaret savaşı endişelerini yükseltebileceğine işaret ediyor. Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Çin Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'yi çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri nedeniyle uluslararası ticaret sistemine zarar vermekle itham ederken, bu karara gereken cevabı vereceklerini bildirmişti. Küresel hisse senedi piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle birkaç gün boyunca süren sert kayıplar yaşanmıştı. Bu konu ile ilgili haberler ilginizi çekecek haberler.